arkadaşlar. Evet. Açıklamamızı yapıyoruz. Evet. Bizler Karadeniz yereyle deniz dostları olarak denizimize, sahilimize, kentimize ve kendimize sahip çıkmak adına bugün burada toplandık. Şimdi Ereğli'nin çıkışından Tersaneler bölgesine geldiğinizde bir pislik ve çöp yanı var. Tersaneler bölgesi artık Karadeniz Ereğli'sinde denizin pisliği ve çöpüdür. Bu bölgeden tersaneler böyle devam ettiği müddetçe denize girdiğiniz anda da tatanozsunuz, tatanoz olursunuz, ölürsünüz. Kıyı kanunu gereği, kıyı kenar çizgisi kanunu gereği bu alanlar 50 metre denizin olduğu yerden karaya doğru 50 metre kamusal olarak bizlerindir. Ama buralar işgal altında. Kaymakamlığa bir dilekçe verdim. Dilekçemiz aynen şöyledir. Bu telerdülerin tespit edilip polis ve güvenlik güçleri tarafından tutanak halinde tespit edilip yıkılması diye. Ancak bölgede prosedür eksikliğinden doğru bugün bu tutanak burada tutulamıyor. Kaymakam Bey kendisi kabul etmişti tutanak tutulsun diye. Önümüzdeki süreçte bu tutanağın tutulması için yine takip edeceğiz. Ayrıca arkamızda duran Erdemir plajı, bizim olan Erdemir plajı, yıllarca Ereğli halkını, kendi personeli hariç Ereğli halkını buradan mahrum etti. Geçtiğimiz yıllarda hatta 50 lira ücret vermeyeni içeriye sokuyor. Bugün geldiğimiz noktada 15 gündür sosyal medyada örgütlendik. Hep beraber sesimizi çıkardık. Sesimizi güçlendirdik. Ereğli olarak vicdanlara seslendik. Ereğli de bu vicdana cevap verdi. Ve bugün buraya gelmemize sebep oldu. Bundan sonra Ereğli Belediyesi'nin de bu durumu gördükten sonra plajı bize verin diye bir yazıyla kaymakamlığa başvurmasına sebep oldu. Bugün Sayın Kaymakamımızla bir görüşme yaptım. Benim görüşmemden önce değişik siyasiler, değişik insanlar görüşmeler yapmış. Yalnız benim kaymakamımızdan duyduğum çok net bir şey vardı. Şu, Erdemir plajını en kısa zamanda kamunun hizmetine açacağız. İhaleyi çıkarmayacağız. Dolayısıyla kamu işletecek, kamuya ait bir kurum işleteceği konusunda bana çok net ifadelerde bulundu. Dolayısıyla şu çağrışımı aldım ben. Ereğli Belediyesi ya da devlete ait kamusal bir kurum işletecek gibi bir görünüm çıktı ortaya. Biz kendisinden şöyle bir talepte bulunduk. Burayı kamu işletsin. Zaten bizim talebimiz budur. Ancak müstecirler, rantçılar, talancılar, denizden para alanlar, denize sıcaklarda girmek için gelen Ereğli halkını söğüşleyenlere burayı vermeyin. Kime vereceksiniz? Sözleşmeye mutlaka müsteciri olmayacak, kamu adına işletilecek ve ücretsiz olacak diye bir madde koymasını Sayın Kaymakamımızdan talep ettim. Bu kıyı kanunuyla ilgili, plajların, kıyıların halka ait olduğuyla ilgili sözlerinizden şunu sormak istiyorum. Belediye plajının kamp alanının belediyede çalışan üst düzey veya meclis üyelerine ait olması ile ilgili de bir söyleyecek bir sözünüz olabilir mi acaba? Oranın da halka açılmasıyla ilgili bu sözlerinizle ilişkin. Anladım sorunu. Şimdi arkadaşlar, kaymakamlığa bir dilekçe verdik. Dilekçenin altında şahsen benim imzam var. Aynen şudur. Biz vicdanlara sesleniyorsak, bir yerde bir tel örgüsü varsa bütün kamuyu engelleyen, hiçbirisine ayrımcılık uygulayamayız. Yani vicdanımız bir defa ayrımcı değil. Biz vicdanız. Dilekçemiz de Tersaneler bölgesinden Alaplı girişine kadar olan bütün tel örgülerin tamamını kapsıyor.
Orası hep belediyenin kamp alanı da olabilir, Erdemir plajı da olabilir, aqua park da olabilir, hatta jandarmanın keyfi olarak işgal ettiği yer de olabilir. Biz kıyı kenar çizgide bunların tamamını kaldırması talep ediyoruz. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Bu rapor önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde tutulacak. Süreci devam ettireceğiz ve inanıyorum ki biz o tel örgülerin tamamını kaldıracağız. Sonra Ereğli adına başka güzel işler ne varsa onları takip edeceğiz. Süre verebiliyor musunuz? Yani dilekçeye cevap ne zaman verilir veya bu tel örgülerin ne zaman kaldırılır? Süre var mı? Şu an kaymakam güvenlik güçleri rapor tuttuktan sonra kaymakamlık işlem yapmak zorunda. O işlemin de sınırı açık. Yani bir süresi yok. Ceza kesebiliyor, yıkıp atabiliyor. Ondan sonra kaymakamlığın ve valiliğin de. Teşekkürler. Arkadaşlar teşekkür ederim. İşte şöyle göstereyim.